Sohbet.net sohbet etmenin yanı sıra en güzel müzikleri sizlerle buluşturmaya devam ediyor. Sohbet FM ekibi olarak sizlere daha keyifli anlar yaşatmak adına sizlerden gelen istekler, program sunucularının hazırlayıp sunduğu şarkılar eşliğinde vaktinizin güzel geçmesi adına tüm güzellikleri içerisinde barındıran emsalsiz sohbet platformudur. Şimdiden hatırlatıyorum. Bizden söylemesi. Burası bağımlılık yapar. Şimdiden iyi eğlenceler dileriz. Nezaket kim bu kız? Bakma öyle alık alık suratıma kızım. Git bak bakalım kimmiş o? Aman neyse boş ver, gel buraya. Gir. Kusura bakmayın lütfen. Buyurun beyefendi, siz kimsiniz? Biliyorum birazdan stüdyoya girecek ve yayına bağlanacaksınız. Beyefendi siz kimsiniz? Ben Deniz falan filan Fişmekan Medya Kurumu'nda köşe yazarlığı yapıyorum. Size birkaç sorum olacaktı. Müsait miydiniz? Beyefendi, bu işler böyle paldır küldür olmaz. Asistanım Nezaket Hanım'la görüşün ve o size uygun bir zamanda randevu oluşturacaktır. Ama efendim ben sadece... Aması maması yok be adam. Birazdan yayına gireceğim ve henüz makyajımı tazeleyemedim. Dikkatimi dağıtıyorsunuz şu anda. Kızım, getir şu smokinimi. Çoraplarım nerede? Ayakkabılarım boyandı mı kız? En azından birkaç soruma cevap verseydiniz bari. Sen ne laftan anlamazsın be adam. Hint fukarası gibi yapıştın paçama. Güvenliği çağırmak zorunda kalacağım yoksa. Çıkar mısınız lütfen? Kızım, sen de bön bön bakma beyefendiye. Kapıya kadar eşlik et hadi. Kuaför Fevri'ye gelmedi mi hala? Ama yani ben çok kabasınız. Aman hadi be. Siz dinleyicilerinize karşı da böyle mi davranıyorsunuz? Bir saniye hanımefendi, ben kendim çıkarım yahu. Kapat kız kapıyı. Sizi kınım kınım kınıyorum. Nezaket, bak bundan sonra kapının önüne bir tane güvenlik hizmeti istiyorum. Notal yönetime ilet bu sıkıntıyı. Kızım, ara şu Fevriye'yi bakayım, niye geç kalmış? Her seferinde aynı şeyi yapıyor yahu bu kadın. Menopoza girdiğinden beri bir saldı iyice kendini. Lan kuaförümü değiştirsem ne yapsam acaba? Ne gülüyorsun kızım? Ben burada gerim gerim gerilmişim. Allah'ını seversen az evvelki neydi öyle ya? Bebeksi bedenim tamamen böyle tüyleri diken diken olmuş vaziyette. Kas katı kesin. Gel şuraya bir masaj yap bari omzuma. Boynum gerildi. Bak bakalım kız şu kenardan. Ortam nasıl, iyi mi? Canlı mı, bak bakalım. Bay Mikrofon birazdan sizlerle. Bay Mikrofon'un programı başlıyor. Bay Mikrofon Bey, hazırsanız birazdan sizi takdim edeceğim. Hazırım beyefendi, lütfen. Evet, hanımlar, beyler, beklenen an geldi. Bakar mısınız beyefendi? Buyurun efendim. Bu nasıl müzik Allah'ın aşkına? Sirk mi burası Allah'ını seversen? Değiştir şu müziği lütfen. Hemen efendim değiştiriyorum. Hanımlar, beyler, birazdan huzurlarınıza beyefendi gelecek o... Panayır'a çevirdin sen burayı. Birazdan gösteriye çıkacak bir avuç fındık fıstık muz için her türlü muzurluğu yapacak sirk maymununu takdim eder gibi ne öyle Allah'ını seversen. Değiştir müziği be adam. Ama efendim ben biraz eğlence katsın, enerjik olsun diye şey etmiştim. Değiştir dedim be adam. Ne muhalefet oluyorsun her şeye? Peki efendim. Bu nasıl... Sen galiba benim sigortalarımı attırmayı düşünüyorsun herhalde. Yayın öncesi moralimi bozmaya mı çalışıyorsun? Tuvalet taşı suratlı herif seni. Değiştir bunu be adam. Bunu da hemen efendim değiştiriyorum. Çekil şuradan. Çekil.
Nezaketim halleder o işi. O benim zevkimi iyi bilir. Kız, el at şu duruma bakayım hadi. Şöyle güzel, iç açıcı, efendime söyleyeyim, bir şovmen gibi tanıt. Ona uygun müzik ayarla bakalım. Hadi, nezaket. Yapmadığın şey yok zaten. Bir de buna el at bakalım, hadi. Ya bu kadın da olmasa vallahi halim nice olur. Nezaket, Allah belanı vermesin kadın. Sanki yetişkinlere özel program yapacakmışım da birazdan sahneye geçip direkt dans yapacak fingirdek kadınlara çevirdin sanki programı. Bu ne Allah'ını seversen? Vallahi billahi zevksizsiniz. Yemin ediyorum zevksizsiniz. Yani bu kadar zevksiz olmaz. Adama ayrı, kadına ayrı bir çıkış. Yani hadi Allah'ını severseniz yürüyün gidin başımdan be. Bar pavyona mı geldik? Disko mu burası? Nasıl bir yer? Allah'ım yarabbim, çekil be kadın. Uğursuz. Sen de kocaya gidemeye azdın yiyecek başıma. Menopoza girdin, hala azgınsın. Böyle müzik mi olur Allah'ını seversen? Sen de eski tanıtımı koy. Hadi geç önceki tanıtımına devam et. Peki efendim. Hanımlar, beyler. Birazdan başlayacak olan program ve programın sunucusu keyfinizi yerine getirebilir de getirmeyebilir de. Yani uzun lafın kısası, bu programda başınıza nelerin geleceğini bilemezsiniz. Huysuzluğuyla bilinen bu sevimsiz adamı sizlere takdim ediyorum. Huzurlarınızda Bay Mikrofon. Bay Mikrofon, neredesin? Orada mısın? Bay Mikrofon, neredesin? Mikrofon, orada mısın? Buradayım. Buradayım şekerim, kızlar da burada maşallah, kadınlar matinesi gibi olmuş. Şöyle bir panele baktığım zaman da nereden baksan %70'i dişilerin oluşturduğu, hanımefendilerin oluşturduğu, onların içlerinde de bazı muzurlar, muzur hanımefendi ve beyefendilerin de yer aldığı, koltuklarına oturdukları an şu an başladı. Evet, sizler arka planda, daha doğrusu ben arka planda, sizler ön planda eğlenirken, arka planda benim tadımı kaçırmaya çalışan, moralimi bozmaya çalışan, güya lafı sokup gitmeye çalışan onlardan bir tanesi. Bak bir tanesi ne yazmış Allah'ını seversen. Sanki garsona peçeteyle bir yazı yazdırıp, git şunu şu mendebur herife ver, beni görmesin, eşkalde sorarsa hani sakın söyleme kim olduğum hakkında bilgi verme deyip yazıp kaçmış gibi aynı. Lafı sokmuş kaçmış. Bak Allah'ını seversen ne yazmış görüyor musun? Güzel de laf sokmuş aslında. Beni iyi tanımış birazcık. Sırnaşık, laçka, mahalle kadınlarından fena, yılan dilli, boş laflarla kafayı bozmuş, bundan haz alan acayip iriti olduğun bir yayıncısın. Ya düzelt kendini ya da terk et radyoyu bay demiş. Bak Allah'ını seversen sanki zannedersin ki işveren. İşveren sanki radyonun sahibi gelmiş, bana bak hiç tarzımıza uygun, yapımıza, vizyonumuza, misyonumuza tamamen aykırı bir yayıncısın sen. Efendime söyleyeyim. Nefret ediyorum sen. Ya bak kendini düzelt, seni gebertirim ya da işine son verdirtirim falan der gibi olmuş bu. Hangi şeyse, yılan dilliyse bu, lafı soktu kaçtı gitti. Bir tane de vardı, panelde gördüm. O da Aleyna isimli. Bak seni gebertirim kadın. Sevmediğin bir DJ geldi diyor. Sevmiyorsan kadın çıkar gidersin, radyoyu kapatırsın. Sevmek zorunda değilsin. Kimseye kendimi zorla sevdiremem şekerim. Beni sevenler var zaten. Yeter, onlar artar bile zaten başımın tatlı belaları. Evet hanımefendiler, beyefendiler. Türkiye'nin en elit sohbet sitelerinden biri olan Esohbet'tesiniz ve şu anda Radyo Esohbet FM'i dinlemektesiniz. Sizleri bu frekansta fazlasıyla müziğe doyuran ve doyuracak olan en güzel şarkıların yer aldığı radyo programını dinliyorsunuz. Bu programda sizleri nostalji yolculuğuna çıkaracak olan bendeniz namı diğer Bay Mikrofon huzurlarınızdayım. An itibariyle hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Görüyor musun şekerim bak? Yani nezaketin de yokluğunda kadın bir gitti,
birazcık uğursuzluk çöktü. Yalan yok. Ben alışmışım o nezaketin varlığına. Nezaket yok diye hıncımı ne yaptım? Çilekli pudingden çıkardım. Bugün çilekli puding panelde benim gözüm kulağım olacak. Daha doğrusu kulağım olmana gerek yok. Bir şey duyduğumuz falan yok zaten. Görmem yeterli. Bana göstereceksin. Benim gözüm olacaksın kadın. Onu söyleyeyim. Orada çene yapıp fingir fingir kurtlu beygirler gibi atlayıp zıplama. Birazcık ağır takıl. Bak sen asistansın. Şu an itibariyle seni seçtim Pikachu der gibi çilekli puding hanımefendiyi asistan olarak seçtim. Nezaketin yerini dolduramaz belki ama kız sen de nezaket gibi duba kılıklı bir kadınsın herhalde muhtemelen. Bodur boylu, kilolu bir şeysin sen de. Merdane kollu. O da böyle kolları merdane gibi kadındı vallahi. Üstünde benden fazla kıl vardı. O derece. Yarı erkek yarı kadın karışımı bir şey. İlk çağdan orta çağa yeni geçmiş kadın modeli gibi vardı. O da sana benziyor aynı. Sen de onun gibisin muhtemelen. Herhalde dedim ki yapsa bu işi çilekli puding yapar. Panelde. Ama pek de hiç Allah'ını seversen beceriksizin teki. Dur bakalım ne kadar başarılı olacak. Bugünkü sergileyeceğim performansa göre hareket edeceğim. Senin hakkındaki değerlendirmemi vereceğim. Kanaat notumu programın sonunda değerlendireceğiz. Hanımefendi. Evet. Ne diyecektim bir dakika bir şey daha diyecektim ama neyse unuttum. Efendime söyleyeyim bugün haftanın ilk iş günü değil mi? Pazartesi. Nasıl geçti pazartesi gününüz? Güzel geçti mi? 22 Mayıs 2023 pazartesinin saatler 22:26 ve anca sahne aldım şekerim. Anca gelebiliyorum anca. Öyle haldır uldur yayını alır almaz böyle lap diye böyle anonsa çıkmam ben. Tabii anca makyajımı falan tazeliyorum, parfümümü sıkıyorum, güzel güzel smokinimi giyiyorum, ayakkabılarım boyanmış jilet gibi böyle smokinim parıl parıl parlıyor. Bebeksi bedenim ay gibi parlıyor, böyle sahneye girdiğim zaman da bütün gözler kamaşıyor. Tabii bundan dolayı da birçok kadın ne yapıyor? Beni çekemiyor. Ne kadar da çekemeyen varsa hepsi meymenesiz mermer suratlı kadınlar. Mermer suratlı, tahta sunta suratlı kadınlar hepsi. Bir tane güzeli yok zaten işlerinde. Bodur boylu, bastı bacak, çapraz kol, efendim şaşı bakan. Nerede deli dolu ama profil fotoğrafları ne hikmetse muhtemelen güzel görünüyor. Birçoğu da zaten Photoshop'la oynamış. Muhtemelen öyle. Ben biliyorum. Ciğerlerini okurum ben bunların gebenmesini. Evet, şöyle panelin güzel müdavimlerine bir merhaba diyelim görebildiğim kadarıyla. Kartalı Çağ'ın efendi sizinle başlayalım. Gözüme iliştiniz. An itibariyle hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Çilekli puding hanımefendi bugün itibariyle benim asistanlığımı yapacak. Ne yazdın kızım sen? He anladım peki. İyi iyi hadi bakalım tamam. Bak görüyor musun? Mesajı da verdi özelden. Seni Allah kahretmesin. Aman Allah'ını seversen sen bugün asistan masistan olma yeter. Seni zaten üstünden ihaleye atmaya çalışıyorsun. Bir türlü birine kaptıracağım diye uğraşıyorsun. Neyse ben asistansız da devam ederim. Geber miyiz cesim? Sevimsiz kadın. Evet siz de hoş geldiniz. Kim var? İrem 36. Meymenesiz al bir meymenesiz daha işte. Al birini vur ötekini. Kızım sen mağaradan mı çıktın? Yani Hakkari'de görev yaptığın belli. O dağlardan bir türlü inememişsin. Şehre in biraz in. Dağda kala kala dağlı olmuşsun iyice. Biraz insan kibar olur. Bay Mikrofon Bey iyi yayınlar. Nasılsınız efendim? Böyle nazik biraz davran. Böyle girişini bu şekilde olsun. Ne haber lo falan filan. Tam bir Hakkari dağından inmiş bozayı gibisin kızım. Niye birazcık daha kibar olmuyorsun? Batılıları birazcık şöyle bir şey yapsana Allah'ını seversen. Şehirli bir imaja bürünsene. Hani gören de fotoğrafından seni bir hanım hanımefendi bir şey zannedecek. Sen bir altına şalvar üstüne kafaya bir puşi bağlasan tamam tam bir şeyli olursun dağlı olursun artık. Ne haber lo? Oldu olacak bir de halay çekelim. Pis kadın. Evet. Aksi ortalığı karıştırma. Seni bak vallahi erkek arkadaşınla aranı bozarım. O cipsi çekelim bir köşeye. Özelde bir konuşurum ertesi gün sana lanetler yağdırır. Öyle aşkım hayatım neredesin kayboldun bir tanem bir an böyle yokluğunla da fıldır fıldır etrafa bakıyor. Adama bir nefes aldır. Adam Allah bilir bir kaçacak yer arıyordur. Hayatım orada mısın hayatım burada mısın falan filan. Geber miyiz ki? Mutfak robotu gibi kadın bu da işte. Ortalığı karıştıranlardan bir tanesi bu. Mikser suratlı kadın. Cips fazla yüz verme şu şebe. Allah cezasını vermesin adam kim bilir neler çekti.
Ha, o da arkama saklanıyor. Bak Allah'ını seversen cips de ondan yana çıkıyor. Al birini vur ötekine. Oyuncak ayı maymun şeyler gibi onlar. İkisi biblo bebekler. Al birini vur ötekine. Ne haliniz varsa görün. Ben cipsi savunuyorum, o da geç arkama hayatım diyor. Allah kahretmesin sünger suratlı herif. Siz de hoş geldiniz. İzmir esnaf beyefendi, siz de hoş geldiniz. Bu panelin müdavimleri arasında yerini almış bir beyefendi. Peri hanımefendiyi görüyorum. Hanımefendi hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Yağmur hanımefendi de an itibariyle bizi dinliyorlar. Sanki bedava yağ dağıtanlar olur ya, böyle bir kampanya üzerine koşun. Markette işte efendime söyleyeyim felence yağ indirimde. Bir koşturuşu var elinde pazar çantasıyla. Geldim geldim abi diyor. Geldim kaçıncı sıradayım diyor. Elinin köründesin. Bedava çamur dağıtsalar onun için bile sıraya girersin sen. Kaçıncı sıradayım? Otur kızım. Allah Allah. Sana ben sıranı söylerim. Şart mı illa kaçıncı sırada olduğunu söylemem. Bak ne kadar güzel insanlar gelmiş. Pelin hanımefendi de aynı şekilde burada. Buranın müdavimleri arasında. Dedim ki uslu uslu otur. Güzel güzel bir radyo yayınını dinle. Sana dedim şarkıyı armağan edeceğim. İlk şarkı Pelin'e gelecek. Ama dur pardon. Işıltı hanımefendiye armağan ederim. Doğru, çünkü benden evvel Işıltı hanımefendi vardı ve bana bir şarkı armağan etti. Tabii nezaketen biz de bunun karşılığını verelim. Teşekkür ettik kendisine. Hanımefendi bizi dinliyorlar mı dinlemiyorlar mı bilmiyorum ama ben borçlu kalmak istemem şekerim. Çok güzel bir şarkı armağan edeceğim birazdan. Güneş hanımefendi özelime gelip arka planda dinleyen dinleyicilerim arasında iyi yayın dileklerinde bulunmuşlar. Hoş geldiniz hanımefendi. Deniz Yıldızı hanımefendi de aynı şekilde arka tarafta beni dinleyen, arka planda beni dinleyen dinleyicilerimden bir tanesi. Arzu hanımefendiyi görüyorum an itibariyle yine arka planda beni dinleyen. İşte böyle sessiz sedasız, uslu uslu, muzurluk yapmadan efendi efendi, hanım hanımcık, beyefendicik arka planda beni dinleyen dinleyicilerim de var tabii ki benim. Tabii canım. Aa. Ha, sen onları bir buradaki delilerle uğraşın. Ama bu deliler de renk katıyorlar şekerim. Yani o tabii programa ayrı bir güzellik katıyorlar. Onlar da olmasa olur mu Allah'ını seversen. Barsev beyefendi geldiler. Al işte al al bunu da duvardan duvara vur patates çuvalı gibi. Yahu be adam yeni mi geldin siteye? İyi yayınlar dilerim. Kısmı çok güzel. Teşekkür ederim Barsev Bey. İstek alıyor musun? Ben istek alan bir programcı mıyım Allah'ını seversen? Nicedir beni dinliyorsun. Hiç isteklere yer vermiş bir yayıncı mıyım? Gebereceksiniz istek diye. Ben sana sıran gelince çok güzel bir şarkı armağan edeceğim Barsev. Bekle. Kahtalı Mıçı'dan Damımıza Kar Yağdı şarkısını sana armağan edeceğim. Aklıma gelirse bana hatırla. İstek 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 isteğiniz batsın. Zaten yayıncıların %99'u istek alıyor. Bir kere de ben almayayım canım. Aa, bir farkımız olsun şekerim. Başka var mı efendim? Halin hatırını sormadım. Yok zaten devam ederse program bitecek neredeyse. Şarkı çalamayacağız. Athena geliyor huzurlarınıza. 2000 yılına götüreceğim sizi. Tam zamanı şimdi isimli albümünde yer alan Her Şey Güzel Olacak isimli neşeli bir şarkı. Işıltı hanımefendi için gelsin. Buyursunlar efendim. Her şey güzel olacak. Bu şarkı bile insanı umutlandırıyor değil mi? Ne demek istediğimi, ne anlatmaya çalıştığımı bilenler biliyordur. Anlayanlar anlamıştır. Her şey güzel olsun şekerim. Aa, yeter artık, bunaldık vallahi billahi, üstümüze. Nedir bu şeyler, hayat pahalılığı, hayatın zorlaştıran sebepler vesaire vesaire. Millet kafayı kıtırlattı artık. Zaten kırıktı, testileri biraz çatlaktı, hepten kırıldı. Kayışları gevşekti, hepten boşa dönmeye başladı makaralar. Kafalar kırık. Burada bulunan, es sohbetin üzerinde bulunan hemen hemen büyük bir çoğunluğu, nereden baksan %80'i kırık kafalardan oluşma. Coşmuş da coşmuş. E tabi vaktinin bütün gününü burada geçiren insanlar da var. Burada yatıp kalkanlar da tabi vesaire vesaire. Efendime söyleyeyim. Ama netice itibariyle milletçe kafayı neredeyse kırdık kıracak seviyeye geldik. Kıranlar oldu tabi ki ama kırmak üzere olanlar da var. E bu şarkılar birazcık olsun de bir iyi insana böyle umut veriyor değil mi? Ha, her şey güzel olacak. Hadi bakalım inşallah. İnşallah nefis istemez ki kötü şeylerle uğraşalım. Hep kötü şeylerle karşılaşalım değil mi? Ya... Bak cips, şu kadını al benim başımdan. Ne çekiyorsan bu sarışınlardan çekiyorum. Abi sarış çıyan da bu işte. Bu da mezarlık çıyanlarından, kırk ayaklarından. Bu kadını al bak adam. Cips misin nesin? Al şu kızı, çek bir köşeye. Sevdiği bir şey varsa at önüne, kemirsin, yesin, içsin.
Allah'ını seversen nerede sarışınlar var? Hep çoğunluğu deli çıkıyor. Delilerin arasında da bunlardan bir tanesi işte Aksi. Ya, kullanıcı isminden belli zaten. Aksi. Sen bu kadınla nasıl geçiniyorsun Allah'ını seversen? Bu da pek saftirik, mülayim bir adamcağız herhalde. Muhtemelen. Vur kafasına al ağzına lokmayı. Böyle kadına böyle adam lazım. Yani elinin tersiyle böyle vurdu mu zıngıldatacak türden böyle dip bir adam değil belli. Yumuşak, mülayim huylu bir adam. Güzel huylu bir adam. Nasıl kandırdıysa artık adamcağızı tatlı tatlı sözlerle sarışıyan işte sarı şeytanlardan bir tanesi. Adamcağız ne yapsın garibim? Mazluma çevirmiş adamı. Evet. Aman hadi be kartalı çek. Aksi tatlıdır. Neresi tatlı? Şalgam suyu pancarı suratlı kadın. Ekşi ekşi bakıyor bir de bana uzaktan uzaktan. Neyse. Şimdi birazdan Pelin hanımefendiye sıra gelecek. Pelin, özelini kapatmışsın, sana yazıyordum. Bak bir daha sakın benimle yazışırken özelinizi kapatmayın. Size cevap verme hakkı doğuyor. Ben cevabı alamadığım zaman da, daha doğrusu cevap veremediğim zaman da sinirim bozuluyor. Ama senin bir ufak hatırın var. Netice itibariyle beni seven dinleyicilerimin arasında yer alıyorsun. Bunun hatırından dolayı seni dikkate alacağım. Ve ilk şarkıyı sana armağan edeceğim. Bir daha özelini kapatma. Ben cevap verene kadar. Yok efendim işte erkekler doluşuyormuş da bilmem ne. Sen ne dersin? Bütün erkekler bu tarz düşünen kadınları hasta. Yani ne kadar sohbette erkek varsa istisnasız eksiksiz gayri içtima alınacak şekilde böyle askeriyede o laf denir. Gayri içtima, gayrısız içtima. Bütün erkeklerin işi gücü yok senin üzerine gelecekler. Bana bak kızdırma beni. Vallahi billahi yemin ediyorum Arizona kertenkelelerini salarım üzerine. Bu erkeklerin arasında böyle beyefendi kimliğini korumuş olanlar parantez içinde onlar müstesna. Öyle ona bunun özeline gitmeden, rahatsız etmeden sohbetini yapan efendi efendi kimliklerin dışında ne kadar Arizona kertenkelesi yamyam adam varsa hepsini senin özeline salarım ben. Tamam şimdi kapatabilirsin. Hay yavrum yazık. Ah bu da sevgilisinden yana buz derim. Bak yavrum bak kıyamam. Kapat kız tamam. Kapat. Vallahi billahi şey ne o ilişki bozacak türden bir adamım ben. Aman sana gelecek birazdan sıra. Sevgiline de selam söylersin gebermeyesici. Sonrasında çilekli puding hanımefendiye armağan edeceğim. Bir sıralamayı aldım ama sıralamayı karıştırmazsam eğer daha sonrasında Deniz Yıldızı hanımefendiye armağan edeceğim. Güneş hanımefendi beni dinliyorsanız size de armağan edeceğim. Size de bir sıralamayı alacağım. Peri hanımefendi var. Motorcu genç beyefendi var. Hoş geldiniz beyefendi. Poğaça yanaklı kız. O da güzelmiş. Hanımefendi size de bir şarkı armağan etmemi isterseniz online kalıp kulağınız bende olması yeterli. Başka kim var efendim? Dur bakayım bir dakika. Yağmur Dansı 29. Hanımefendi Ali Kınık'tan Zemheri şarkısını çalar mısın? Ben size Kahtalı Mıçı'dan Damımıza Damımıza Kar Yağdı'yı çalsam olur mu? Hanımefendi istek almıyorum. Hoş geldiniz öncelikle. Maalesef istek almıyorum ama eğer arzu ederseniz yayın süresi boyunca size de bir sıralamayı alırım. Listemde yer vermiş olduğum şarkıları armağan edebilirim. Kulağınız bende olsun. Bakalım. Amaçsız gelmiş. Bana var mı yaşlı bey amca? Var çocuğum gel. Gel sen şöyle bir köşeye amaçsız. Ben sana vereceğim. Gel. Sana da çok güzel şeyler ayarladım. Gel sen benim bastonumun tadına bak. Gürgen ağacından yapılma böyle. O kaba etlerine vurayım seni. Ne o? Merzifon eşeği gibi bağırta bağırta uzaklaştırayım seni siteden. Bana da var mı yaşlı bey amca? Var yavrum. Var sana da ayarlayacağım bir şeyler merak etme. Sen bu aralar kaşınıyorsun belli. Ergens olacaksın seni. Axel beyefendi de demiş ki hani bize sıra dolu kadeyi ters tut madem. Ne diyorsun be adam? Ha bu da bir fantazi manyağı. Dolu kadeyi ters tutup ne yapacağım? Üstüne mi oturtturacaksın bizi? Deli misin divane misin be adam? Ne diyor bu? Bu da arabeskilerden herhalde. Bu da sarhoşlardan bir tanesi. Dolu kadeyi ters tut madem. Ne yapayım Allah'tan şişenin üstüne otur falan demedin yani. Ne, altı üstü bir şarkı isteyeceksin. Nasıl bir fantazidir bunu anlamadım. Dolu kadeyi ters tut. Nasıl bir fantaziye sahipsiniz? Nasıl bir kafadır bu? Anlamadık. Allah'ım Allah'ım. Akıllısı beni bulmaz. Delisi yanımdan ayrılmaz. Yemin olsun. Neyse. Şimdi Pelin hanımefendiye güzel bir şarkı armağan edeceğim. Aynadan gelecek. Çok güzel bir şarkım. Harikulade bir şarkı. Aynayı biliyorsunuz. Müzik grubu sonradan dağıldı ama.
Cemil Özener'in, Allah rahmet eylesin, vefatından sonra iyice Erhan Güleryüz maalesef Ayna grubu tabiri caizse çatırdadı, çatladı, kırıldı. Ya eski perf şeyi yok artık, popülaritesi, ama o dönemlerde harikulade çıkarmış olduğu albümleri içerisindeki en güzel şarkılardan bir tanesi. Ve Pelin Hanımefendi için geliyor. Hadi bir de sevgilisi için gelsin. Ne diyecek? Yeniden de sevebiliriz. Akdeniz diyecek. Evet, Ayna huzurlarınızdaydı ve Akdeniz, yeniden sevebiliriz. Akdeniz isimli şarkısını Pelin Hanımefendi'ye armağan ettikten sonra sırası olanı hemen sesleneyim bakayım, kim vardı, dur. Dur bakayım bir dakika. Yağmur vardı, dur. Yağmur unuttum. Gel kız buraya. Bu da bedava yağ dağıtılan kuyrukta takıldı kaldı herhalde. Elinde cep telefonu, boynunu deve gibi bükmüş aşağıya. Ne o? Eğri büğrü bakıyor. Telefonla ilgileniyor herhalde. Dedikodu mu yapıyorsun kızım? Sıra sana geldi. Acele et. Ne o? Hazırlan. Bekle. Bakın çok güzel, hayırlı bir haber. Hayırlı bir evlat haberi paylaşacağım sizinle. Çok hayırlı bir haber. Yani gerçekten böyle hayırlı evlat olmaz. Yani hep gıptayla baktım böyle, imrendim. Ne kadar güzel anne kız ilişkileri var. Görüyor musunuz? Hayatta diyor, diyesiniz geliyor. Avustralya'da yaşanmış bu olay. Sydney kentinde bir anne ve kızı arasında yaşanan, efendime söyleyeyim, bir münakaşa sonucu 25 yaşındaki Jessica Camilleri, efendime söyleyeyim, annesinin ısrarcı bir şekilde, kızım bak karnın ağrıyor, seni gel hastaneye götürelim, işte kıvranıp duruyorsun falandı filandı demesi üzerine daha çok bunalmış kızcağız. Demek ki ergenliğini üzerinden atamamış ya da sevgilisinden mi ayrılmış? Ya buradan tipine bakıldığı zaman da pek de sevgilisi olan bir tarza benzemiyor gerçi. Maşallah. Yani erkekten bozma. Hakikaten nezaketin bir ince kıyılmış hali. Efendim. Anası ısrarla, yavrum bak işte anne yüreği şefkatli, ne yapsın, dayanamıyor, merhamet buyuruyor. Hadi kızım gel hastaneye götürelim, şöyle yapalım böyle yapalım. Yok anne, yok anne, istemiyorum anne, hayır anne diye 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 annesi en sonunda 112'yi arıyor. Neyse o işte onların 911'i vesairesi. Yardım ekibini, ambulansı çağırttırıyor. Vay sen misin hastaneye beni çağırttırıp zorla götürttüren ambulans falan filan. Alıyor ekmek bıçağını, koşturuyor. Anasını yüz yerinden bıçaklıyor. Süzgeç gibi yapıyor. Kevgire döndürüyor anasını. 57 yaşındaki anasını. Yetmiyor. Cansız bedeninle başını bedeninden ayırıyor. O şekilde sokaklarda geziyormuş. Gezmiş. Sonrasında tabii hastaneye uğruyor. En yakın sağlık kuruluşuna. Bu başı gövdeye dikebilir miyiz? Sorduğu soruya bak. Ne kadar hayırlı evlat. Görüyor musunuz? Ne evlatlar var. Hey yavrum hey. Ne kadar hayırlı anne baba şey kız ilişkisi. Ya bunu dikebilir misiniz demiş, sanki çeyizlik yırtılmış bohça getirmiş de onu dikebilir misiniz der gibi anasının kafasını sürükleye sürükleye hastaneye götürüyor, dikebilir misiniz diye. Tabi sonradan 20 küsür yıl hapse çarptırılıyor, fakat araştırılmaları sonucu ruh sağlığının yerinde olmadığı bir kişi olduğu anlaşılıyor, ama araştırma nedir o üzerine hakimlerin vereceği karar, son karar ne olacak bilmiyoruz. Ama ne kadar hayırlı bir evlatmış değil mi annesine karşı? Hı? Anne kızlar, siz böyle bazen didişirsiniz, hatırlıyor musunuz? Vardır içinizde öyle yapanlar, arkadaşlarınızdandır böyle diyenler var. Aman canım ya, arkadaşım hiç anlaşamaz anasıyla, cadaloz kadın, arkadaşım da cadalozun teki falan filan. Efendim nedir o? Ama hiç kendiniz böyle şeyde pürü paksınız değil mi? Anneleriniz de güzel geçinin. Bak sizleri için hayatınızı feda edecek türden o güzel insan kızının bir manyaklığı yüzünden, görüyor musun bak nasıl bir ölüme maruz kalıyor. Vah 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 vah. Yağmur orada mısın şekerim? Bir sesleneyim bakayım. Yağmur. Bilgem Bengü gelecek. Cici Kızlar, hatırlar mısınız? Cici Kızlar bir grup vardı, 70'li yılların popülaritesi yüksek olan müzik gruplarından bir tanesi. Üç hanımefendinin Deli Kız, Cici Kızlar, Delisin isimli şarkısını dinlemişsinizdir. Benim yayınımda da çok yayınlanmış olduğum şarkılardan bir tanesidir. İşte o grubun aslında ön plana çıkan hanımefendilerinden bir tanesi Bilgem Bengü.
2013 yılında Kalbim Durdu Heyecandan isimli albümde Söyle Kimdi O isimli şarkısını ben an itibariyle Yağmur hanımefendiye armağan edeceğim. Buyursunlar efendim. Hanımlar, beyler, Bay Mikrofon. Bilgen Bengü huzurlarınızdaydı. 1970'li yılların, az evvelki anonsumda da söylemiştim, hatırlayanlarınız vardır. Yağmurcuğum, sen hiç benim daha önceki yayınlarımda Cici Kızlar grubundan Delisin isimli şarkısını dinlemedin mi kuzum? Delisin, delisin. Ah kalbim, ben senden çok çektim, söyle nedir bu halin, vallahi sen delisin delisin diyor ya. İşte o grubun öne çıkan isimlerinden biriydi Bilgen Bengü'nün çok güzel bir şarkısı. Sana nasipmiş, ilk defa dinliyorum diyor. Allah'ını seversen. Şimdi birazdan kime armağan edeceğim, dur bakalım bir dakika, o piti piti karameli sepeti yapmıyoruz. Deniz Yıldızı. Hanımefendi, orada mısınız? Bana özelden buradayım, sizi dinliyorum demeniz yeterli. Birazdan sıradaki şarkıyı size armağan edeceğim, bilginiz olsun. Evet. Şimdi bir dakika dur. Dur bakalım bir dakika. Bugün sözde bir soru yöneltecektim. Yeni aklıma geldi. Nereden baksan yayının ilk bir saati bitmek üzere. Neyse, kalan bir saatlik süre içerisinde bu soruya, daha doğrusu bunu bir konu başlığı olarak edinelim. Bu konu üzerinden yola çıkalım. Arzu edenler özelime gelip soracağım bu soruya yanıt vermek isterseniz katılım göstermiş olursunuz. Tabii daha öncesinde şarkı armağan etmiş olduğum kişiler de yapabilirler bu yorumu. Ama şarkı armağan etmemi beklemesinler. Şarkı armağan etmediğim kişilere nedir o? Sıra vermiş olalım ki adil davranmış olalım. Evet. Bakın şöyle bir konu başlığı işleyelim sizinle. Yine fantastik sorulardan bir tanesi gibi gelecek ama değil, olabilir. Sizin yapacağınız yorumları merak ediyorum. Soru şu şekilde: Milli Piyango'dan büyük ikramiyenin sahibisin. O parayla ne yapardın? Soru bu. Milli Piyango'dan büyük ikramiyenin sahibi olduğunu öğrendin. O parayla ne yapardın? Hadi bakalım bu soruya ne gibi cevaplar gelecek? Cevap vermek isteyenler özelime gelip cevaplarını yazmaları yeterli. Biz de buradan anonsa devam ederiz. Anonsta yorumları okumuş oluruz. Pekala. Şimdi bakalım kimdi o? Bir dakika, yazmış mı hanımefendi, bir bakayım. Nerede o? Deniz Yıldızı hanımefendi, uyudunuz mu? Aman o uyanana kadar biz başkasını bulalım. Dur bakalım bir dakika. Kime armağan edelim? Güneş hanımefendi, sizi seçtim. Burada mısınız? Güneş Hanım, sesleniyorum. Arka planda olduğunuzu biliyorum. Siz bana buradayım, sizi dinliyorum demeniz yeterli. Sizi hemen sıradaki şarkıyı armağan edeceğim. Dur bakalım bir dakika. Yazıyor, tamam. Buradaymış, pekala. Jale gelecek huzurlarınıza. 1994 yılına götüreceğim sizi. Beni Hatırlarsın isimli albümünde yer alan Jale'nin çok güzel yorumlamış olduğu şarkılarından bir tanesi. Ne diyecek? Gel güzelim gel diyecek. Kim için söyleyecek? Güneş hanımefendi için söyleyecek. Kısa bir aradan sonra Bay Mikrofon'un programı devam edecek. Devam edecek. Şimdi reklamlar. Dinleyicilerine karşı çok nazik, çok anlayışlı ve çok kibar. Yani bazen... Hanımefendi, keyifli yayınlar dilemiştim, beni de unuttunuz demiş Panet. Aa, olur mu, gözümden kaçmıştır hanımefendi, kasıtlı yaptığım bir şey yok dedim ya, hemen böyle trip atan emoji atmışsınız. O olmadı şimdi ama bak, böyle yaparsanız vallahi çemkirdim. Huyum kurusun. Öyle huyların da var. Bana baksana sen de az yere bakan yürek yakan değilsin bodur boylu şeytan seni. Ah seni gibi seni. Sen de az şeytan değilsin. Seni şam şeytanı kılıklı adam. Gördüm, tespit ettim. Senin de huyunu yazdım bir köşeye. Şöyle oldu, böyle oldu derseniz üzülürüm, küserim. Sonra bak çemkiririm. Aa, olur tabii canım, böyle huyum var benim. Vallahi gülerken ısırırım beni cart diye. Ha, seni unutur muyum kuzum? Aa, seslendim ya sana ben. Hoş geldin diye. Bir daha diyeyim. Üstüne bir daha dedim. Evet. Al şunu. Al. Al buyur, buradan yap işte.
Bana baksana sen. Vallahi cart diye yırtarım ağzını, artık yeter. Kapanış yapacağız dedim. Bak son anda gördüm yazdı şey. Geber miyiz şey demedi dur. Hanımefendi, sizin de isminizi anons ettim. Bakın final şarkısında armağan ediyorum. Daha ne istiyorsunuz? Tribe girmiş. Vallahi kadın tribi çekemem. Onu baştan söyleyeyim. Cem Kirmem'e az kaldı ama. Asistanlarına karşı da çok nazik, çok kibar. Niçin benim smokinimi ütülemediniz hanımefendi? Hı? Yani ben size demedim mi yayına gelmeden? Hatta dün söyledim bunu geber miyiz? Sana dedim ki smokinimi ütüle, ayakkabılarımı boya, makyaj malzemelerimi eksiksiz bir şekilde tezgahın üzerine koy. Sen orada lak lak yapıp koca karı gibi gün yapmış, evde oturmuş kısır börek dedikodu yapıyorsun. Ama olmaz. Bir daha bak, bak gebersin. Yolarım seni. Bay Mikrofon'un programı devam ediyor. Hanımlar, beyler, Bay Mikrofon. ...23.03... yayınımızın ilk bir saatlik dilimi sona ermiş oldu. Kalan bir saatlik dilimde bakalım neler yaşayacağız, neler göreceğiz. Efendime söyleyeyim, dur bakayım. Birileri de bana panelden seslenip ne o Allah'ınız ne yazmış. Kadın tribi çekmiyor kendisi, alasını yapıyor. Ha, Yağmur'un yazdığını amaçsız bana mı şey yapıyorsun, etiketliyorsun? Sen de mutfak robotu kılıklı bir adamsın vallahi billahi. Ne muzur bir adamsın sen. Yani aksinin dediği gibi çiplik yapma. Sen anladın onu. Vallahi bak, yayın ilkelerine aykırı olmayacağını bilsen bu buradan saydıracağım böyle şık şık şeyine kadar. Pis herif. Başkalarının yazdıklarını etiketleyip bana böyle ekrana çarptırıp da ben onlarla uğraşayım diye bakıyor. Evet. Kimde kaldık? Dur bakalım. Arzu Hanım efendi, orada mısınız arka planda? Kadıncağıza seslendim, hiç bakmıyor Allah'ını seversen. Sarma mı sarıyorsun? Dolma mı dolduruyorsun? Ne yapıyorsun be kadın? Çamaşır asmaya mı gittin? Vallahi bak sıran geçer, söyleyeyim sana. Sıran geçer. Ondan sonra efendim bana niye şarkı armağan etmediniz diye trip atmayın. Kadın tribi çekemem. Hakikaten Yağmur'un dediği gibi hiç çekemem. 44'ümden sonra kadın tribi çekemem. Ha vallahi lütfen. Dur bakalım, Arzu Hanım efendi bizi duyuyorlarsa dönüş yaptı birkaç saniye içerisinde. Onun haricinde hemen ben dur bakayım kime armağan edeyim sıradaki şarkıyı. Peri Hanım efendiye armağan edeyim. Peri Hanım efendiye armağan edeyim. Arzu Hanım efendi muhtemelen uyuyakaldı beni dinlerken. Evet. Şimdi ben az evvel bir önceki anonsta Arzu geldi. Dur Arzu Hanım efendi. Neredesiniz hanımefendi? Bulaşık makinelerini mi boşaltıyordunuz? Ne yapıyordunuz? Çamaşır mı asıyordunuz? Sarma mı sarıyordunuz? Evimi toparlıyordunuz? Ne yapıyordunuz? Peri bekle kız. Nasipsiz. Arzu hanımefendi geldi. Şimdi bu da Arzu'ya çemkirdi içinden. Allah kahretmesin, gelmez olaydı. Keşke bana geldi sıra, ne güzel falan. Neyse, Arzu hanımefendi gelmiş. Birazdan size armağan edeceğim hanımefendi. Beklemede kalın. Az evvel Milli Piyango'dan büyük ikramiye sahibi olduğunuzu öğrendiniz ve o parayla ne yapardınız sorusuna cevap verenlerden bir kişi, onlardan biri motorcu genç. Hani kulaklığını unutmuştun be adam, gittin arkadaşını mı soydun, sovana çevirdin, ne yaptın? Çocuğu zorla tehdit mi ettin? Ben şu kulaklığı bir iki saat yayın dinleyeceğim, ondan sonra alayım. Bak, dinliyormuş meğerse. Ya da motorunla atladın da gittin hiç üşenmeden evden kulaklığı mı alıp geldin? Neyse, Milli Piyango bana çıksa demiş köye ev yaptırdım. Camiye falan da vermem demiş. Zaten haram. Bak, haram olduğunu bilincinde bir de köye ev yaptırıyor. May kurnaz vay. Yani köye ev yaptırınca helal mi olacak? Yani düşüncen güzel, hassasiyetle bakıyor olaya. Aman diyor, camiye falan vermem diyor, haramdır diyor. Ama diyor köye ev yaptırırım. Yani o evin içinde rahat rahat oturacağını zannediyorsun, öyle mi? Bak, bu düşünceye sahip, düşüncen güzel ama uygulamaya gelince sıfırsın şekerim. Eksi. Seni Allah kahretsin, çapsız herif seni. Gitmiş köyde ev yaptıracak, aman camiye vermeyeyim. Sonra laf ederler, haram şeydi, geldi camiye verdi falan filan diye. Günahım benim günahım diyor. Yer içer yatarım diyor, oh diyor. Ha, böylelerinden korkacaksın şekerim. Bir tane zırnık vermezler, sağa sola da ihtiyaç sahiplerine dağıtayım falan yok. Dur bakalım, bu kendini düşünenlerdi. Başka kim cevap vermiş bakayım bir dakika. Şşt var, şşt. Kullanıcı ismini. Kızım sen de değiştir Allah'ını seversen. Ben senin kim olduğunu biliyorum. Başka bir kullanıcı ismi bul. Şşt nedir Allah'ını sever? Ruh hastası. Şşt. Sen de her seferinde birilerine seslenmiş gibi aynı. Hişt mişt. Hanımefendi de demiş ki
piyangodan büyük ikramiye bana çıksa var ya, keşke bir çıksa da çıksa. Uğursuz sana çıkmaz. Çıkmaz o para sana. Ama çıkarsa demiş, ailem için harcardım. Annemin en büyük hayalini gerçekleştirmek için o parayı ona değerlendirdim demiş. Bak bu da anneci. Anneci bak, görüyor musun? Aferin sana. Gazen 22 panelden cevap vermiş, Türkiye turuna çıkarım. O parayla Türkiye'yi şey yapacaksın. Yurt dışına da git şekerim. Bayağı büyük para çünkü o. Yani Türkiye'yi 2-3 tur turlaman lazım o parayla. Sıkılırsın, hatta bir tur daha atayım dersin. Yeter dersin, bir de Avrupa'ya açılayım dersin. Peki. Kimdeydi sıra, dur bakayım, unuttum. Arzu Hanım efendiye geldi. Bendeniz huzurlarınıza gelecek. Çok da güzel bir şarkısı. Cuma'dan pazara neşeli mi neşeli, hareketli mi hareketli eserlerinden bir tanesi bendenizin, Arzu Hanım efendi için geliyor. Buyursunlar efendim. Evet, ben Deniz huzurlarınızdaydı az evvel. Cuma'dan Pazara isimli o hareketli neşeli güzel şarkısı kim içindi? Arzu hanımefendi içindi. Arzu hanımefendi arka planda bana yazmışlar hanımefendi, ama herhalde internet bağlantısıyla alakalı bir sıkıntı varmış. Yazdım beyefendi, görmediniz dedi, ama gelmedi be kadın diyorum ben de, yani en sonunda sonradan geldi. Dedim ya, çamaşır falan mı asıyorsun, bulaşıkları mı değiştiriyorsun, şey makineden mi çıkarıyorsun, ne yapıyorsun falan filan. Koştur koştur ev hali tabii, bazıları hem kulağı bende hem ev işleriyle hala, ah bu kadınların işi çok zor. Vallahi kadınların işi çok zor gerçekten. Yani erkek olduğum için şükrediyorum Allah'a, kadın olsaymışım zaten 50 tane koca değiştirirmişim herhalde. Bir de üstüne üstlük sevimsiz mi sevimsiz, meymenetsiz bir kadın olurdum herhalde. Vallahi billahi dize getirdim, ipe çekerdim onları, tespih tanesi gibi sallardım o erkekleri. Öyle kolay değil tabii şekerim. Her kişinin eti yenmez derler ya, sen benim haşlasan haşlasan yiyemezsin. Nik mik yok. Bey amca iyi yayınlar. Bey amcam babandır. Gebermeyiz için. Bir de oraya Sezen Aksu'nun fotoğrafını koymuş, minik serçe. Gazel 22. Kızım sen çamaşır suyu mu yuttun da geldin? Sen beni ilk defa mı dinliyorsun? İstek alıyor musunuz diye sormuş. Allah'ım ya Rabbim, gebereceksiniz istek istek diye. Bu yayıncı arkadaşlarımızın zaten %95'i istek üzerine yayın yapıyorlar. Herhangi bir formata uygun hareket etmiyorlar. Sadece sizin istekleriniz üzerinden, daha doyuramadı bu çocuklar sizleri. İstek istek istek, isteğiniz batsın. İstek istediğin şarkıyı git playlistini YouTube'dan izle be, dinle be kızım. Ben o kadar hazırlık yapmışım listeye o şarkılarımı. Sen kalkıp da senin isteğini mi şey yapacağım, ben yerine getirmeye çalışacağım. Senin istediğin şarkı da Allah bilir arabesktir. Bütün tarzımı bozar benim. Formatımın içine edersin. Deli bozuk. Şimdi kim vardı sırada? Bir dakika dur bakayım. Kafamı karıştırdı bu deli bozuklar. Motorcu genç. Yo dur. Kime armağan edecektim ben? Hazırlan diye. Peri, sana mı armağan edecektim? Peri'ye armağan edecektim. Tamam. Peri de az daha cingar çıkartıyordu. Amaçsız dedi ki benim sıramdı, hani benim sıram ne zaman gelecek dedi. Peri hayır dedi, benim sıram dedi. Dedim ki Allah rızası için ne olur Peri, bir çirkeflik yap da şöyle çekirdeğimizi alalım da çıt çıt poa yapalım. Ne güzel olurdu. Saç baş birbirinizi yolsanız. Bir soru yöneltmiştim az evvel. Demiştim ki büyük ikramiye size vurmuş olsa, bu milli piyangonun büyük ikramiyesinin sahibi olduğunu öğrendiğiniz an o parayla ne yapardınız? İşte buna... Bu soruya cevap verenlerden bir tanesi, dur bakayım bir dakika, İzmir Esnaf beyefendi gelmiş. Ne demiş? Keyifli yayınlar olsun. Öncelikle çok mersi beyefendi. Milli piyangodan büyük ikramiye bana çıksa öncelikle diyor en yakınlarıma yardımcı olurum diyor. Özellikle diyor amaçsıza. Daha sonra dünya turuna çıkarım. Tamam, dünya turuna çıkamadan önce amaçsıza yardımcı olacaksın be adam, o parayı kurutur bu lanet suratlı herif. Lağım sıçanı gibi uğursuz, lanet, pis. O para zaten normalde haydan gelip huya gider hesabı. Bir de amaçsıza verecekmiş, yardımcı olacakmış. Sen bırak dünya turuna, buradan sılayı rahim yapıp memleketine gidemezsin. Cebinde 5 kuruşun kalmadı. Daha otobüs bilet paranı bile ayarlayamazsın. Etrafındaki konu komşulardan, akrabalarından istersin. Amaçsıza yardım edecekmiş. Fakir. Bula bula da amaçsızı buldu. Vah yavrum, nasıl kandırdıysa herifi.
Bu bizim İzmir esnafta pek mülayim, saftirik bir beyefendi herhalde. Bu şeytan, Şam şeytanı, lambacını, Alaaddin'in lambacını kılık bir herif. Kim bilir ne dedi. Abi büyük ikramiye çıkarsa bizi gör ha falan filan. Ne olur bak, üç çocuk falan var işte, yetim hakkıdır falan. Yani nedir o? Bizi boş geçme falan filan. Nasıl bağladıysa garibim, yazık. İzmir esnafta mülayim bir beyefendi tabii. Tamam kardeşim, önce sana yardımcı olurum dedi. O parayı unut sen. Elini sürdü ya, kuruttu o çuval çuval parayı. Pis cenabet. Neyse, İzmir esnaf beyefendi, size de bir şarkı armağan edeceğim. Merak etmeyin. Ama önce Peri hanımefendiye gelsin. Peri hanımefendi, sizin için çok eskilerden, birazcık daha çok eski demeyelim de aslında 2008 yılına götüreceğim sizi. Piyasaya çıktığı zamanlarda popülaritesi çok fazla, yani dikkatleri üzerine çekti hanımefendi ama sonradan tutturamadı. Bazı sesler vardır, aslında kaliteli seslerdir ama ne hikmetse müzik sektörüne tutunamıyor. Bir şeyler oluyor. Hatta Ceza gibi rap müziğin ünlü seslerinden bir tanesi, benim de severek dinlediğim sanatçılardan bir tanesiyle düet yaparak tanıtımını yaptı albümünün. İşte o hanımefendi Doğa. Albümüne de ismini vermiş oldu. Doğa, müziğin Doğası isimli şarkısıyla huzurlarınıza gelecek. Ceza'nın da düet olarak yardımcı olduğu, çok da güzel bir renk kattığı şarkısı. Peri hanımefendi için gelsin. Buyursun efendim. Evet, 23-21 saatlerimiz, ortalama 40 dakikalık bir süremiz kaldı. Bu 40 dakikalık süreye bakalım hangi güzel insanlara şarkı armağan etmek nasip olacak bilmiyorum. Öylece kaba taslak şöyle bir bakayım listede. Amaçsız beyefendiye birazdan şarkı armağan edeceğim. Sana Ne isimli hanımefendi. İstek alıyor musunuz demiş, herhalde beni ilk kez dinliyor muhtemelen. Hayır hanımefendi, almıyorum ama süre yeterse, siz de arzu ederseniz, seçim sizin, size de vakit kalırsa şarkı armağan edebilirim. Listemde yer vermiş olduğum şarkılardan. İzmir esnaf beyefendi var. Şşt, sana armağan etmiş miydim kız? Bak özelini kapatmış, görüyor musun? O kadar fingir dersen tabii Arizona kertenkelelere çoğalır da ondan sonra baş edemezsin, kapatırsın gebermeyizce. Dur bakalım başka kim var? Motorcu genç var. Bakalım başka da yok herhalde şu anda. Bayağı kalabalık ama kimlere armağan ettim etmedim de tam hatırlamıyorum açıkçası. Neyse, demiştim ki Milli Piyango'dan büyük ikramiye size nedir o? Sahibi olduğunuz anlaşıldığı an o parayla ne yapardınız? Büyük ikramiyenin sahibi olsaydınız ne yapardınız sorusuna cevap verenler olmuştu. Onlardan bakayım cevaplamadığım var mı? Bir dakika. Ne o kızım? Ha, Peri demiş ki kuzey ışıklarına giderdim. Çok merak ediyorum. Görmek istediğim tek yer. Allah'ım zevke bak. Kuzey ışıklarına giderdim. Onca parayı, milyonlarca, yani eski para birimiyle katrilyonlarca parayı kuzey ışıklarına gidip görmek için mi giderdim? He? Sonra kalanları da, kalan parayı da fakirlere mi dağıtırdın? Ne yapardın? Kuzey ışıklarını görmeyi çok isterdim. Çocukluğumdan beri hayalim. Dedem hep anlatırdı masallarda. Ben donumu giyerdim, çiçekli donumu. Sütümü de içerdim. Dedem anlatırdı. Bir varmış, bir yokmuş. Kuzey ışıkları diye bir yer varmış. Orada çok güzel masal kahramanları varmış falan. Onun gibi bir şey oldu. Yani aklıma o geldi. Peri'yi öyle görünce pörtlek gözleriyle battaniyeyi üstüne çekmiş, gözler görünüyor sadece. Dede ne var başka? Elinin körü var kızım, yat artık, gecenin ikisi oldu falan filan der gibi. Dede torun arasındaki ilişki gibi senaryoyu yazdım, çizdim. Kuzey ışıklarını görmeye gidermiş. Vah yavrum vah, katrilyonlarca parayı daha görür görmez daha eline ulaşmadan kafayı tırlattı kadıncağız. Ne zevkliymiş, ne zevkliymiş. Evet, şimdi amaçsız beyefendiye çok özel bir şarkı gelecek. İzmir esnaf beyefendiden gelsin, gönderiyor. Yani İzmir esnaf beyefendi demiş ki amaçsız kardeşime, çok sever demiş amaçsız kardeşim bu şarkıyı, iyidir. Ben de dikkate aldım. Paralara konarken sizin anlattıklarınızı dikkate alacağım dedi İzmir esnaf. Belki de hiç vermemeyi düşünüyorum dedi amaçsıza. Ama bu şarkıyı en azından kardeşime armağan edeyim. Hani sonradan hiçbir şey vermedi demesin diye. An itibariyle DJ Yılmaz geliyor. Ne diyecek şarkı içinde belli olacak. Amaçsız senin için geliyor. Hanımlar beyler, Bay Mikrofon.
Evet, DJ Yılmaz huzurlarınızdaydı. Efendime söyleyeyim, amaçsız beyefendiye şarkıyı armağan etmiştik. Kimden gelmişti? İzmir esnaf aracılığıyla gönderdik. Adamcağız. Maşa niyetine kullandık. Yesinler birbirlerini arka planda. Amaçsız da demiştir ki İzmir esnaf abi, gerçekten doğru mu söylüyor Bay Mikrofon? Sen mi gönderttirdin bu şarkıyı falan filan demiş. Dedi mi? Demiştir meraklı Melahat. Evet. Moonlight hanımefendi, hoş geldiniz. İyi yayın dileklerinde bulunmuşlar. Kırmızı başlıklı kız, şarkım bassın bana şarkı demiş. Allah'ım geldi. Geldi sümsük kuşu. Geldi. Şunu bir kocaya veremedik Allah'ım ya. Kız kaç yaşına geldin sen? 22 mi? Tamam, tam kocaya gidecek yaşa gelmişsin artık. Seni yavaş yavaş bir an önce Esra Erol, Seda Sayan, nedir o? Zuhal Topal'la ben bir görüşeyim. Onlarla aram iyi benim. Muhabbetim de var. Onlardan bir tanesi olan Zuhal Topal benim hemşerim olur. Kendisiyle görüşeceğim. Bir an önce seni kocaya verelim de kurtulalım Allah rızası için. Ne olur. Bu nedir Allah'ını seversen? Her seferinde gel gel, hani benim şarkım şarkım şarkım. Bak Demir Bey iyi yayın dileklerinde bulunmuşlar. Sunucu sorumlumuz bir gün olsun bana bir şarkı armağan eder misin demedi. Demedi. Adamcağız uslu uslu arka planda dinliyor. Efendiliğini muhafaza ediyor. Sen gibi sümsük kuşu gelip gelip paçama yapışıp da torunun dedesine yapıştığı gibi dede bana lollipop al, şeker al, hadi bakkala götür, çakkala götür demiyor. Şarkı 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 şarkı. Elin adamını da yakarsın sen. Kocaya mı versek, ne yapsak, seni karantina altına alalım bence. Heh, karantinanın altına alalım seni. Kodeslere tıkılasıca yam yam suratlı kadın. İkide bir şey canı sıkıldı mı Demir abime seni şikayet edeceğim diye Demir Bey'le beni tehdit ediyor gebermeyizci. Evet, Demir Bey'den itibariyle sunucu sorumlumuz olarak bana iyi yayın dileklerinde bulunduğu gibi sizlere de selamlarını iletiyorlar. Kendilerine de hoş geldiniz diyoruz ve amaçsızın bana yazmış olduğu mesajı okuyoruz. Bak Allah'ını seversen, ruh hastası manyak herifin yazdığına bak. Büyük ikramiye bana çıkarsa demiş bir radyo satın alırım, 7/24 seni dinlerim demiş bey amca demiş. Manyak herif, 7/24 ben yayın yapabilecek enerjiye sahip olsam bu yayını yapmam zaten. Yayıncılık hayatımı sonlandırırım o anda. Başka şeylere müracaat ederim. Daha bana daha büyük keyif veren şeylerle. 7/24 seni dinlerim diyor ruh hastası herif. Hazırlan dedim, sıra sende dedim birazdan. Efendime söyleyeyim. Tamam demiş, üstüme rahat bir şeyler giyiyorum geliyorum. Al bir manyak daha işte. Sonra manyak dedi mi, deli bozuk dedi mi, ruh hastası dedi mi, bazıları diyor ki ah dinleyicilerine karşı nasıl konuşuyor böyle, hiç kibarlıktan tamamen uzak. E ruh hastası kuzum, ben ne yapayım? Üzerime rahat bir şeyler alayım. Sanki zannedersin şampanyayla elinde iki tane kadehi ayıpostun üzerinde şöminenin karşısına oturmuş, benimle röpte şambırını giyerek bacak bacak üstüne atmış çarpık kıllı bacaklarıyla, nedir o, bana poz verecekmiş gibi deli deli hareketler, rahat bir şeyler giyeyim de geleyim. Yemin ediyorum Nuri Alço ile Tecavüz Coşkun senin şu anki halini izlese vallahi billahi midesi bulanır. Ben şu anda senaryoyu kurup da gözümün önüne getiremiyorum. O derece. Pis herif. Kadını yetmez bir de erkeğe geliyor, Allah'ını seversen rahat bir şeyler giyeyim geleyim diyor. Millet dedikoduya maruz bıraktıracak bizi. Bak Allah'ını seversen kadın ayrı bir deli, erkeği ayrı bir deli. E deli diyorum şekerim, ben ne yapayım? Yapacak bir şey yok. Bunları istesen Türkiye çapında seçmece, bak bilerek sosyologlar tarafından araştırılıp da böyle tek tek araştırılıp buraya toplansa mümkünatı yok, bu kalabalığı toplayamazsın. Bu özellikle gelmiş bu buradaki kalabalık. Numune. Her biri ayrı prototip. Evet. Şimdi kime armağan edecektim? Dur bakayım, amaçsız beyefendiden sonra. Ha, motorcu gence armağan edelim. Tamam. Motorcu gence armağan edelim. Çok da güzel bir şarkı geliyor huzurlarınıza. Çelik'ten gelecek. Çelik'in 1997 yılında Sevdan Gözümün Bebeği isimli albümünde yer alan çok güzel bir şarkısı. Ayrılık deme bana diyecek. Kim için söyleyecek? Motorcu genç için gelecek. Buyursunlar efendim. Çelik huzurlarınızdaydı. Çok da güzel bir şarkısı, ayrılık deme be bana. Motorcu genç beyefendiye armağan ettikten sonra şurada ortalama 20 dakikalık bir süremiz kaldı. Bu süre zarfında kimlere şarkı armağan edebiliriz? Kimler nasibini alabilir ve nasiplenemeyenler için de son final şarkısında o güzel insanları dahil ederim. Bu konuda şüpheniz olmasın inşallah. Güvenlik, şu kızı alın. Bak bunu buradan alın.
Kırmızı başlıklı kız mısın nesin sen? Allah'ım yarabbim, senin her görüşünde o kırmızı başlıklı dünya klasikleri arasına girmiş masallardan bir tanesi olan kırmızı başlıklı kızdan bile nefret eden hale geldim. Oradaki kurt seni parçalasın. Ot ona benzer kıllı kurtlardan dayılar kovalasın seni. Dayıymış. Kara marsık suratlı kadın seni. Şimdi bakın bir haber paylaşacağım sizinle ama bu haber biliyorsunuz telefonlarınızda da var mı içinizde yüklü uygulamalar arasında TikTok. Ne kadar %90'ı manyak varsa ruh hastası deli deli hareketler yapan sırf beğeni kazanmak için belli bir miktar paraya kazanmak o paraya ulaşmak için deli deli hareketler yapanlardan bir tanesi. Sosyal medya fenomenlerinden bir tanesiymiş Astrid Wet isimli bir kadın. Bakın ne yapayım ne yapayım demiş, yani her şeyi açtım artık, kafama da aklıma da bir şey gelmiyor. Ne gibi bir çılgınlık yapabilirim gibisinden. Bu kadın kameralar karşısına geçiyor yine TikTok paylaşım üzerinden, canlı paylaşımları üzerinden. Onu izleyenler üzerinden canlı şov yapacak güya aklınca. Karşıda evinin içerisinde karşı apartmanda inşaat işçileri çalışıyor. Bakın demiş inşaat işçilerine, şimdi tişörtümü çıkaracağım, ne varsa anadan doğma hesabı göstereceğim, kapatacağım saniyeler içerisinde diyerek bunu izlettirecek. Güya beğeni toplayacak. Buradan da pay çıkarıyor kendine, hani böyle popülaritem yükselsin iyice diye. Artık millet gerçekten ahlak sınırlarını tamamıyla aşmış. Yani edep haya namına bir şey kalmamış dediğimiz çoğunluğun oluşturduğu bir platform haline geldi TikTok. Yani açık net konuşmak gerekirse artık evlerin içerisine, neredeyse affedersin yatak odasına kadar girmiş bulunmakta. Bir beğeni alacağım, bir takipçi kasacağım tabiri caizse, bir işte şu kadar para kazanacağım, bu kadar popüler olacağım diye ne kadar ahlak dışı hareketler varsa bunları sergiliyorlar. Yurt içi yurt dışı fark etmiyor. Yani bizim milletimizin içinde de bu deli bozuklar var. Bu kadın da an itibariyle nedir o? İnşaat işçilerine hey diye bağırıyor. Siz burada göremiyorsunuz tabii videosunu. Bağırıyor işte, bakın diyor ne yapacağım şimdi. İnşaat işçileri de garibim orada çalışıyorlar. Yabancı bir ülkede yaşanıyor bu olay. Kadın dönüyor, üstünü çıkartıyor ne o tişörtünü. Efendime söyleyeyim, saniyeler içerisinde işte güya inşaat işçilerine bakın gösterdim gibisinden. Adamlar hiç oralı bile olmuyor aslında, yani onlar da saniyelik bakıp şoka girmişler. Yani nasıl bir belaya maruz kaldığının farkında değil. Hadi oradan bir tane psikopat çıksa ki senin evinin içinde yaptığın bu hareketinden dolayı, gelse kapına dayansa ne yapacaksın be kadın? Sırf beğeni kazanacağım diye manyak herif. Gerçekten. Bu artık dediğim gibi sınırları tamamen aştı yani. Yurt içi yurt dışı fark etmiyor. Ahlak, edep, haya hiçbir şey kalmamış. İnanın gerçekten inşaat işçileri de garibin mazlum şoka giriyorlar. Ne yapıyor bu manyak kadın der gibi. Onlar da anlamıştır herhalde videoya çektiğini kendini. Ah insanoğlu. Çok zalimsin. Şimdi bakalım kim vardı, bir dakika, Aşkı Felek. Hanımefendi size geldi sıra. Bugün geç kalmadınız, iyi vaktinde geldiniz. Ve size çok güzel Emirkan şarkısını armağan edeceğim. Mahşere Kadar isimli şarkısı. Huzurlarınıza geliyor. Kim için söylesin? Aşkı Felek hanımefendi için gelsin. Buyursunlar efendim. Emirkan huzurlarınızdaydı. Mahşere Kadar isimli o hareketli cıvıl cıvıl eğlenceli şarkısını Aşkı Felek isimli hanımefendiye armağan ettikten sonra Polat beyefendiye gelecek birazdan. Polat 61 beyefendi, orada mısınız? Uyumadan nedir o? Bir şarkı da bana yollarsanız sevinirim. Ninni niyetine dinlerim, belki uyurum demiş. Aman da ne de hoş, ninni niyetine dinleyeceğiniz şarkı gelecek ama güzel, eğlenceli. 1970'li yıllara götüreceğim sizi. Polat Bey, belki bu şarkı size ninni gibi gelmese bile bir ruhunuzu böyle ne derler ona, kımıl kımıl cıvıl cıvıl yapacak bir şarkı. Merak etmeyin. Adam uyudu herhalde. Cevap versene be adam. Bak hiç ses vermiyor. Siz de şahit olun. Saniyeler içerisinde Polat 61 bana cevabı özelden ya da panelden vermediği sürece başkasına hemen... Aha uyanmış, bak görüyor musun? Şam şeytan herif. Ne yapıyorsun be adam? Ayaklarında çocuk mu sallıyorsun? Ne yapıyorsun? Peki Polat Bey'den sonra artık Polat Bey'e armağan edeceğimiz şarkı son şarkı olacak. Sonrasında kapanış konuşması gelecek ve final şarkısına şarkı armağan etmediğim
güzel insanları buraya dahil edeceğim. Bu şarkıya fon, final şarkısına dahil edeceğim. Evet. Şenay gelecek huzurlarınıza. 1973 yılına götüreceğim sizi. Albümüne ismini vermiş olduğu ve gerçekten de seneler geçse de bakın 73 yılında çıkmış olan bir albümden bahsediyoruz. O orijinal plaktan yapılmış bir kayıt. O zamandan bu tarihe kadar hala dinlendikçe insanın keyfini yerine getiren, böyle içini cıvıl cıvıl eden bir hayat, ne derler ona, enerjisine enerji katan güzel bir yorum gelecek. Hayat bayram olsa diyecek. Kim için söyleyecek tabii? Polat 61 için söyleyecek. Şenay huzurlarınızda. Evet hanımefendiler, beyefendiler, Şenay huzurlarınızdaydı. 1970'li yıllardan güzel bir klasik, kalite kokan şarkılardan biriydi. Şimdi ben sizler şarkıyı dinlerken arka planda DJ odasında birkaç güzel DJ yayıncı arkadaşlarımızla birazcık lak lak ediyordum. Onlar da bize de bir şarkı gönderir misin Bay Mikrofon dediler. Söz vermiş oldum ama onu sonradan unutunca aklıma geldi şu an itibariyle. Bir şarkı, sonrasında final şarkısı, kapanış konuşmamızı yapacağız inşallah. Emeği geçen, sizlerin hemen hemen nereden baksanız bütün isteklerinizi yerine getirmek için çaba sarf eden o emektar güzel insanlar. Ben hariç, bilmiyorum benim haricimde istek almadan yayın yapan yayıncı arkadaşımız var mı? Ben şahit olmadım, varsa da ben bana denk gelmedi açıkçası. Efendim ben farkındaysanız istek almıyor bile olsam sizlere elimden geldiğince listemde daha öncesinde hazırlamış olduğum şarkıları armağan etmeye çalışıyorum. En sonunda da final şarkısında şarkı armağan etmediğim kişileri de dahil ederek topluca armağan ediyorum. Neticede böyle bir jestim var. Evet öyle kuru kuruya alın bu şarkı efendim söyleyeyim aman dinleyin ne haliniz varsa görün demiyorum farkındaysanız. Ama benim haricimde burada çok büyük emek sarf eden, sizlerin üzerinde büyük hakka sahip olan ve sizlerin hemen hemen bütün isteklerini yerine, şarkı olarak isteklerini yerine getiren o güzel insanlar. İşte onlara birazdan armağan edeceğim. Kenan Doğulu şarkısı gelecek. Çok da güzel bir şarkısı. 90'lı yıllarda Kenan Doğulu'nun bize tanıtan aslında albümü içerisindeki şarkılarından bir tanesi. İşte o güzel insanlara geliyor. Sohbet FM'in yayıncılarına geliyor. Sizlerin isteklerini yerine getirmek için canhıraş arka planda çalışan, internetleri kopup kopup düşen, download edeceğim diye, şarkınızı indireceğim diye cebelleşen o emektar güzel insanlara geliyor. Kenan Doğulu, yaparım bilirsin diyecek. Sonrasında kapanış konuşması ve final şarkısıyla aranızdan ayrılmış olacağım. Evet Kenan Doğulu huzurlarınızdaydı ve bu şarkıyı Sohbet FM'in yayıncılarına armağan etmiştim. DJ odasında da birazcık şöyle lak lak yaptıktan sonra 02 düzeltiyorum. Gece yarısı 12 benden sonra aslında normalde DJ Rüzgar yayın alacaktı ama maalesef babasının rahatsızlığından dolayı bugün için yayın alamıyor. Ama benden sonra bir aksilik olmazsa Doğukan beyefendi ben yayını alırım dedi, bir fedakarlık yaptı ve benden sonra sahneye alacak olan yayıncı arkadaşımız Doğukan Bey olacak bir aksilik olmazsa. Şimdi kapanış anonsumuzu yapmış bulunmaktayız. Hepinize çok teşekkür ederim. Yayının başından bu saate kadar göstermiş olduğunuz ilginizden ötürü hepinize kocaman kocaman teşekkürlerimi iletiyorum ve alkışlarımı sunuyorum. Çarşamba günü bir aksilik olmazsa Türkiye saatiyle 22'yi gösterdiği an tekrar huzurlarınızda olacağım inşallah. O süreye kadar kendinize ama çok iyi bakın. Final şarkısı ve final şarkısına şarkı armağan etmediğim, burada yayınım süresi boyunca bana katılım gösteren, notalarıyla, sohbetiyle eşlik eden güzel insanlara. Kartalıç hanımefendi sizi dahil edelim. Sonrasında İzmir Esnaf Beyefendi sizi dahil edelim. Demir 29 seslenmişler. Teşekkür ederiz. Beyefendi sizi dahil edelim. Gördüğüm kadarıyla
bakalım Mucize hanımefendi, sizi de dahil ediyorum final şarkısı içerisine. Efuli hanımefendiyi de dahil edeceğim. Kadıncağız artık kurtuldu. Şimdi keyfi yerine geldi. Oh dedi, Allah'ın cezası, gudubet kılıklı herif. Mır 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 cır 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 beynimin etini yedi dedi. Kapanışı 10 dakika önce fark edince bir neşe bir neşe bir sevinç. Yani piyangodan büyük ikramiye çıksa bu kadar sevinmez. Benim gidişime. Seni gebermeyizce bunu yazdım bir köşeye. Çarşamba günü birileri hatırlatsın, sana çemkireceğim. Burada olursan. Sakın kendini farklı bir kostüme bürünüp de burada sakın bana böyle sinsi sinsi ajanlık yapma. Efuli olarak gel, aklıma ilk gelenlerden bir tanesi çemkireceğim sensin. Hıncımı almam lazım senin senden. Eğer alamazsan başkasından çıkartacağım hıncımı. Dur bakalım ne zaman. Bakalım kime başka armağan etmem gerekiyor. Ha, şey İrem 36. Sarıçıyan, sana da armağan ediyorum. Buradan Hakkari'nin dağlarına selam olsun. Seni dağlı seni. İn aşağıda biraz şehirli şeyi ne o medeniyete in biraz. Kadın yayına gelir gelmez ne haber lo diyor. Tamam yani şiveyi almışsın orada yaşaya yaşaya. Manyak kadın. Efendime söyleyeyim, başka İmge vardı, bilmiyorum gitti herhalde. Beyefendi dedi bana da bir şarkı armağan eder misiniz, ama ben dedim çarşamba günü size armağan edeyim. Bu final şarkısına buradaysa eğer kendisi, ona da armağan etmiş olalım. Simsiyah beyefendiyi muhtemelen dinliyorlardır, onu da dahil edelim. Eylül cadalozu, kart suratlı, sunta suratlı kadın muhtemelen dinliyorsa ona da armağan etmiş olalım. Başka var mı efendim? İrem 54-72 ben de bir şarkı istiyorum demiş. Bir şarkı değil hanımefendi, final şarkısına dahil edeceğim sizi. Ettim bile şu anda. Başka bakalım. Şehrain hanımefendi de notalarıyla eşlik etmişti bize. Kendisine armağan ediyorum. Dahil ediyorum daha doğrusu bu şarkıya. Başka da kalmadı herhalde. Pekala. Çarşamba günü saatler 22'yi gösterdiği an tekrar huzurlarınızda olacağım. O süreye kadar çok iyi bakın kendinize. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bay bay. Evet kıymetli radyo severler, bir programın daha sonuna geldik. Aması maması yok, perde indi, bay mikrofon gitti. Ay hadi güle güle, hadi Allah işi rast getirsin. Göstermiş olduğunuz ilginizden ötürü her birinize teşekkür ederiz. Bir sonraki programda tekrar görüşünceye dek esen kalın, hoş kalın, hoşça kalın, bay bay.